Bak bir şey diyeceğim. Üstün zekaların çoğu depresyonda hayatlarını tamamlıyor. Hmm. Biliyor musun? 13 kere 75. 975. 975 kere 75. 73.125. Ömer Faruk. Sen neden dünya şampiyonu oldun biliyor musun? Neden hocam? Çünkü ben katılmadım o yarışmaya. Biliyorsunuz, kötü bir gelecek seni bekliyormuş gibi geliyor Ömer Faruk. Sana öyle mi? Herkese merhabalar. Bu sefer yanımda Ömer Faruk var. Ömer Faruk YKS 12.si. Aynı zamanda dünya ve Türkiye'deki hafıza şampiyonu. Yani sevmeyeceğimiz birçok özelliği olan bir insan maalesef. Ama kendisi hakikaten çok düzgün, mütevazı birisi. Bu videomuzda aslında bir nokta da şu, hani sıradan bir insan ve belli bir zekada üstün olan bir insan nasıl farklılaşabiliyor? Ömer Faruk şey olduğu için hani gerçekten çok düzgün bir adam. Dolayısıyla hani bu şeyi var. Ben böyle anlattıkça çok hoşuna gitmeni tahmin ediyorum ama bazı gerçekler de var. O gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Burada yüzleşeceğiz. Ben her türlü soruyu kendisine soracağım. Hakikaten çok merak ettiğim şeyler var. Dünyayı nasıl görüyor? O da bizim gibi sıradan bir insan mı değil mi? Bunlara bakacağız hep birlikte. Bir de şeyi de belirtmek istiyorum ben başlamadan. Ömer Faruk'un gerçekten bence özellikle üniversiteye hazırlanacak öğrenci için çok güzel bir YouTube kanalı var. Hani beni biliyorsunuz, ben böyle şey olsun diye anlatmıyorum ama ben hakikaten çok faydalı olduğunu inanıyorum. Açıkçası ondan dolayı da bir araya gelmek istedim kendisiyle. Aşağıda linklerde de o yer alıyor. Bence o kanalda özellikle üniversiteye hazırlanan açısından çok güzel bilgilerin olduğu. Hakikaten Türkiye'deki birçok derece yapmış öğrenciyle bir araya gelip emek harcıyor. Bir başlamadan onu da belirtmek istedim açıkçası. Hocam çok teşekkürler. Harika ötesi bir gidiş oldu. Biraz tabii utandım aslında da. Hocam şöyle hemen kısa bir parantez girmek istiyorum. Yani belli başarılar var, belli kapasite tabii ki elbette var. Bir de bunun üzerine büyük bir çalışma var ve hepsi bir araya geliyor. Öyle sonuçlar alıyoruz arkadaşlar. Hani bunu belirterek bence. Çok mu övdüm seni Ömer Faruk? Biraz fazla övdüm. Şimdi tabii. Anlıyorum. Şu bir gerçek yani. Bir potansiyel dediğimiz bir şey var. Bir de çalışmak dediğimiz bir şey var. Zaten ben onları da soracağım. Bunların hepsine değinmeye çalışacağım. Çünkü yani hayatın gerçekleri var. Zeki olabilirsin. Yakışıklı olabilirsin. Sempatik olabilirsin. Ama mutlaka senin de dezavantajların vardır. Herkesin bir dezavantajını, avantajını görüp ona göre hayatta yol alması gerekiyor. Benim ilk sorum hakikaten çok samimiyle soruyorum şunu. Birçok ailedeki çocuk da bunu yaşamıştır. Ben mesela ilk böyle Legoları 5-6 yaşındayken böyle üst üste dizdim abi. 8 tane yaptım. Bizim aile bir böyle gururlandı benimle, anlıyorsun. Bizim çocuk dahi falan demeye başladılar. Hatta babam şey, buna Sinan mı koysak ismini dedim. İmar Sinan gibi çocuk olacak bu, çok büyük yerlere gelecek falan diye bir övünmeleri oldu. Sonra anladık ki ben çok zeki değilmişim. Sen de bu durum nasıl fark ettiniz, potansiyel olduğunu? Sen ne zaman hani aklına bir ara geldi mi? Ya ben de bir farklılık olabilir mi? Daha hızlı kavruyor olabilirim dediğin bir an oldu mu? Hocam şimdi şöyle başlayayım. Öncelikle hafıza noktasında değil. Hafızayı ben hocam öğrenerek daha çok tekniklerle devam ettim. Ama hani ilkokulda beri şey vardı. Düşünmek mi denir? Ya da yaşlarıma göre bir tık daha fazla düşündüğümü düşünüyorum. Ama onun dışında mesela biz babamla matematik çalışırdık ve birkaç nasıl denir? Atıyorum 3-4 basamaklı sayılarla biz matematik çalışırdık. Yani babam bir kağıda yazardı, o bana verirdi. Ben de onları çözmeye çalışırdım. Zaten öğretmişti, çok karmaşık bir şey yoktu bencesi. O tarz çalışırdım ama hani böyle küçüklükten itibaren ya bu çocuk acayip zeki, çok iyi noktalara gelir şeklinde bir tepki almamıştım aslında. Ama hocam bu lisede özellikle sınava yaklaştıkça bu potansiyeli aslında birçok şey görmüştü. Çünkü mesela günde 10 saat, 11 saat çalıştığım zaman fark ediyorlardı. Hani bu çocukta bir şey var, demek ki farklı çalışıyor bazı şeyler diye demişlerdi. Bak burada çok ilginç bir yer geldi. Aslında ikinci sorum onunla ilgiliydi. Şimdi bence zeki adamların ve zeki ve başarılı olanları söyleyeyim. Çünkü zeki olup, zeka başka bir şey hocam. Bu bir biraz sonra onu değineceğiz ama belki kalıtsal bir yetenek de olabilir. Ama zeki olup başarılı olan insanlarda genelde şunu görüyorsun. Uzun süre çalışabilme bir iradesine sahipler. Bence asıl soru burada zaten. Yani zeki olmandan çok bu irade, bu konsantrasyonu nasıl sağlayabiliyorsun? Yani 10 saat çalıştığını biliyorum ben senin günde. 10 saat nasıl çalışıyorsun abi? Yani 10 saat masa başında oturmak hocam kolay akıl kârı değil. Değil. Akıl kârı hiç değil aslında. Ya da baktığımız zaman çok daha eğlenceli şeyler var. Yani atıyorum bir bilgisayar oynamak, bir telefonda gezmek, bir Instagram'da kaydırmak ya da YouTube'da böyle videolar arasında takılmak falan. Tabii ki onlar çok daha hoş geliyor her zaman. Ama hocam şöyle söyleyebilirim. Yapabilmenin verdiği bir keyif var. Yani ben atıyorum 3 saat çalıştığımda da yapabiliyorum dediğim zaman ya da bir testi çözdüğüm zaman yanlışlarım olsa bile ben motive olabiliyorum. Çünkü bitirdiğim belli şeyleri görmeye başlıyorum. Yani ilk başta hocam 10 saat çalışmak çok imkansız gibi geliyor ama yaptıkça, ilerledikçe şunu demeye başlıyoruz. Diyoruz ki ya ben bir soru bankası daha çözdüğüm zaman ya da ben bir konu kitabı daha çalıştığım zaman ileride bana fayda sağlayacak. Yani bu mantığı ben kurabiliyordum. Yani güçlü bir biçimde ben yaptıkça bunun katkısını görebileceğime inanıyordum. Onunla motive oluyordum diyorsun. Bununla acayip motive oluyordum. Biz de bununla oluyoruz. Yani Ömer ben de oluyorum ama o sen nasıl? Yani hani
Ben şeyi çok ilgimi çeken bir şeydi bu hakikaten. Böyle bir iyi üniversitelere gitme şansım oldu. Belli bir kapasiteye sahip insanların çoğu aslında konsantrasyon yeteneğine bence öne geçiyorlar. Kapasite dediğimizde büyük ihtimalle bu konsantrasyon sağlayabilmekle değişiyor diye düşünüyorum. Çabuk kavramak tabii ki önemli. Hani bizim 5 saatte kavradığımız belki 2 saatte kavrayabilmek de önemli ama. Abi adamlar oturuyorlardı kütüphanede görüyorum. Kalkmıyor başından ve full konsantre olabilmiş oluyorlar. Hani oradan o kopmamak bence bir yetenek. Seni mesela bölmüyor mu hiçbir şey ya? Ben mesela oraya bakarken bazen aklıma bir milyon farklı düşünce geçmeye başlıyor. Maaşım falan düşünüyorum. Eşimden yiyeceğim azarı düşünüyorum. Sen böyle şeyler düşünmüyor musun? Şöyle o kaygılar bende yok ama bizim de düşündüğümüz çok farklı şeyler oluyor. Dertlerimiz oluyor ya da işte stresimiz oluyor. Ya bir şey diyeceğim. Havaya girdin Ömer Faruk bizim de falan diyerek biz zekiler olarak linç edin. Hocam şöyle ben zeki olmanı şeyden yani ben anlama kabiliyetimin olduğunu düşünüyorum çok şükür. Evet. Yani bir şeyleri öğrenme ve anlama kabiliyetimin olduğunu düşünüyorum. Yani bu bence önemli olan. Hocam şöyle sıkılmıyor muyuz? Sıkılıyoruz. Ama bende şöyle oluyor. Ben önce bunu ölçtüm. Benim yaklaşık 5. ile 6. dakika arasında bir sıkılma anım oluyor. Yani çünkü ben kronometreyle çalışıyorum hocam. Her seferinde aklıma başka bir şey geldiğinde kronometreme bakıyorum ve 5. 6. dakika aralığında bu iş değişmiyor hocam. Nedenini bilmiyorum. Çaka. Hocam kronometre bende olsa ben de yaparmışım ya. Vallahi billahi bir şey zannettik. Kronometreyle çalışıyormuş. Hocam kronometrede 5. 6. dakikada baktığımda bu benim için rutin oldu ya. Diyorum ki tamam 10 saniye 20 saniyede dayanırsam yani başka bir şeyle meşgul oluyorum kısa bir yani tekrar odaklanıyorum. O zaman diyorum ki o an geçti nasıl olsa. Sonrasında hocam ben 10-15 dakika hiç kafama pek bir şey gelmeden çalışabiliyorum. Ona takılabiliyorum. Güzel bir noktaya daha geldik. Bir kere hani belli bir taktikler olduğunu ben de tahmin ediyordum. Bu taktiklerden birazcık bahsetmek de bence önemli. Özellikle bir hafıza şampiyonluğum var. Belli ki hani dediğin gibi hepimizin bir kapasitesi var ama bu kapasitenin içinde bir taktikler var. Bak şey çok güzeldi, hoşuma gitti. Bilsem ki ben Nobel'i alırım senin bu taktikten sonra. Kronometreye çalışmak, herkesin bir sıkıldığı dakika var. Hani oraya geldiğinde kendini konsantre edip buna yol açmak. Çünkü ben de ilk oturmak çok zor. Evet. Belli bir süre yaştıktan sonra o flow dediğimiz şeye giriyorsun, akışa giriyorsun zaten akıyor evet. Süreç. Ama o takıldığın an hep aynı yerlerdeyse buna önceden hazırlanmak çok güzel bir fikirdi. Şimdi tıp okuyorsun, bence ömrün boyunca sen 10 saat çalışarak hayatını geçireceksin. Bir şey diyeceğim yani. Hocam, yani öyle güzel hayallerin olmasa Ömer Faruk bak. Hocam doğru söylüyorsun. Ömrünün hepsi büyük ihtimalle senin gibi sana çalışarak evet, geçecek. Evet. Yaşlanıp gideceksin. Şimdi yakışıklısın. Ben de eskiden yakışıklıydım Ömer Faruk. Sarışın Brad Pitt gibi adamdım. 10 yıl sonra seni göreceğim. Bu ekranları çıkartacağım gene. Saçlar dökülmeye başladı bile hocam. Tabii yani. O gün de diyeceksin. Günde 10 saat çalışıyorum. Hocam şöyle olacak. Evet doğru söylüyorsunuz ama konular değişiyor ya hocam, o mutluluk veriyor. Yani üniversite sınavına hazırlanırken sıkıldığımız şeyler oluyor. İşte aynı şeyleri çalışıyoruz vesaire vesaire. Ama şu an üniversitedeyken hocam çalışırken ben yeni şeyler öğrenebiliyorum. Tıpla alakalı, sağlıkla alakalı yeni şeyler öğrenebiliyorum, motive oluyorum. Ama hocam dediğiniz doğru. Özellikle akademik olarak devam etmeyi düşünüyorsak bayağı bir hayatımız, ömrümüz yani, okumakta geçiyor. Bu an seni hani depresyona sokabilecek bir boşluk fark ettim hocam psikoloji. Acaba oradan yükleyip seni depresyona sokup buradan mutlu mu ayrılsam diye düşünüyorum yani. Hani hocam, kendi motive ediyorsun yeni şeyler öğreneceğim falan. Ne yeni şeyler öğreneceğim? İkinci, üçüncü yıldan sonra aynı şeyleri öğreneceksin Ömer Hocam falan. Doğru söylüyorsunuz. Kötü bir gelecek seni bekliyormuş gibi geliyor Ömer Faruk. Hocam öyle mi? Öyle demeyin hocam, ben çok duygusalım, ağlarım. Bak bir şey diyeceğim. Üstün zekaların çoğu depresyonda hayatlarını tamamlıyor biliyor musun? Bu istatistiklere bak hocam. Vallahi. Gerçekten. Ben üzülüyorum. Hocam evet. Derdi var yani. Ya çok mutlu oldum nedense kendi kendime şu anda. Hocam birazdan ağlı. Şimdi bir soru daha soracağım. Evet hocam. Çok merak ettiğim bir şey. Özellikle bu hani dereceye giren adamlarla ilgili bence çok önemli bir sorun bu. Çoğunluk tıp yazıyor abi. Şimdi bu bak sinyaseli bunu mu sokayım? Bu izleyen arkadaşlar da. Hocam tıp bence şöyle bir sıkıntısı var. Bir meslek garantisi var diye düşünen var. İşte belli oranda parası iyi diye düşünen var. Ya da dünyaya bir fayda sağlayacağım diye düşünen var. Farklı motivasyonlar olabiliyor. Ama bence bu üçü de yanlış. Hele belli bir zekanın üzerindeysen hocam zaten senden meslek garantin var. Elektrik mühendisi olsan da meslek garantin var. Bir de tıp hocam bak şimdi yine seni bir depresyon sokuyorum. Okuyacaksın. Evet. TUS'a gireceksin. TUS'ta derece yapacaksın, iyi bir yere gireceksin. Bir arada seni evet, dövmezlerse falan, ağzını burnunu kırmazlarsa çalışırken, o nöbetlerden kafayı bozmadan, depresyona girmeden çıkabilirsen bir yerde uzmanlığa başlayacaksın. Üzerine yıllar geçecek, 45-50'ne geleceksin, düzgün para kazanacaksın da hani hayatı yaşamaya başlayacaksın. Zeki insanlar niye bu kadar saçma bir tercih yapıyorlar? Bize bunu anlatmak ister misin Ömer Faruk? İtiraflar geliyor. Hocam şöyle, birkaç sebebi olabilir. Yani benim esas motivasyonum hocam aslında öğrenme kısmını ben çok seviyorum. Yani ben yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Bu arada hocam ben lisede biraz kodlama da öğrenmiştim. Yani benim bilgisayar mühendisliğiyle tıp arasında kaldım diyebilirim. Kodlama bilgim vardı aslında. Nasıl gerçekleştiğini en azından anlayabiliyordum bazı şeyleri. Ama hocam tercih anlamında ben mesela tıp bilgisini ve insan sağlığı bilgisini öğrenmeyi daha çok tercih ederim gibi geldi bana. Ya da mesela beyin hakkında daha çok bilgi öğrenmek beni daha çok mutlu eder
gibi geldi. O yüzden tıp tercih ettim. Hala da pişman değilim çok şükür. Ama hocam diğer derece arkadaşlarla da kıyasladığımızda hocam iş garantisi çok önemli bir faktör. Yani siz şimdi diyorsunuz ki ya bu kadar zeki bir adam kesin iş bulur vesaire diyorsunuz ama biz Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olup işsiz olan insanları da görüyoruz bazen. Var yani, doğru diyorsun. Çevremizde gerçekten de olabiliyor. Olabiliyor yani ve hani işsizlik çok büyük bir kaygı ve şey tıpta hocam şu var. Aile hekimi olabilirsiniz. Yani 6 yıl okudunuz. Devlet sizi zaten otomatik olarak atıyor. Yani sizin böyle bir başvuru yapmanıza bile gerek kalmıyor neredeyse. O yüzden hani devam edebilirsiniz. Ve orada ortalama üstü bir maaşınızla başlıyor zaten. Böyle bir mutluluk veriyor aslında. İkinci mesele ise bence aile. Yani toplumumuzda tıp bence çok havalı mı diyeyim ya da imajı olan bir şey. Prestijli gözüküyor. Evet yani mesela ben babaannemin yanına gittiğimde ben tıp okuyorum dediğinde yani içinden o mutluluk hissini ben görebiliyorum yani gözlerinde. Ya da işte annelerimiz babalarımız da isteyebiliyor. Yani benim babam genelde ne istersen onu ol diyordu. Yani hangisine daha iyi olacağını düşünüyorsan, mutlu olursan onu seçiyordu. Ama annem mesela tıp seçsem ben daha mutlu olurum diyordu. Bunun gibi ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hatta hocam şu da oluyor. Ben çok iyi sıralama yapsam bile mühendisliğe giderim diyen ve hani bu tıpçıları eleştiren insanlar bile iyi sıralama yaptığında tıpa gidelim diyor. Çünkü puanın da zayi olmasın diyor. Çok yani güzel bir nokta. Bu bana ilginç geliyor. Hele zeki insanların bu hatayı yapması daha da ilginç geliyor. Çünkü bence üzücü. Şu çok üzücü. Hani bir kapasitesi olan insanlarımız var. Fark etmez ne de kapasitesi oldu. Bunu doğru kullanabilecekleri yer de var ama hani bu meslek yüzünden onları bir yere itiyor olmamız gerçekten üzücü. Ben üzülüyorum bunu duyunca. Ama ben hani buradan belki videoyu yarım gün derece yapanlar izler. Ben gönülden şunu söyleyebiliyorum hocam. Belli bir kapasiteniz varsa elektrik, elektronik okusan, işletme de okusan yaparsın hocam. Yani henüz o duruma düşmediğimizi düşünüyorum ben. Mutlaka o yolu açarsın. Motivasyonu bozmadan ısrarla çalışan adam bence açar. Bu beni şey yapıyor. İken dediğin gibi prestijli meslek falan muhabbeti de çok şey yapıyor. Ve en kötüsü bence hani puanım zayi olmasın. İnsan psikolojisinde çok üzücü şeylerden bir tanesi. Puanım zayi olmasın diye halbuki bambaşka yollarda çok daha başarılı olabilecek insan. Ya ben sana söyleyeyim hocam. Bizim üniversitede tıp var. Büyük tıplı fakültede. Orada ben bir sürü işte hocayla asistan arkadaş tanışıyorum. Bak şimdi çepil çepil bakıyorsun böyle gözlerde ışık. Enerji var. Enerji var. Böyle bakıyor bu konuya. Böyle boş görüşeceğiz, görüşmeye gidiyorum. Kimdiniz diyor hocam. Sen çağırdın beni, ben geldim. Bençeden böyle bakıyor. Abi gitmiş yani. Belli bazen öyle şeylerden geçiyorlar ki feleğin çemberinden. Evet. Benim yine bir sormak istediğim, hakikaten çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi var. Bu dereceye giren öğrenciler ondan sonra şeyle falan görüyoruz işte. Bilmem ne dershaneleri, bilmem ne Yiğit Pötübör yayınları, bunda çalıştım kazandım falan diye. Sen de dereceye girdin. Evet. Sonra sana hızlıca böyle teklifler geldi mi? Şurası falan şuma diye. Gelmiş gözlerimde gördüm, parayı da almışsın Ömer Faruk. Yok hocam şöyle. Tabii ki kendi dershanemiz ve okulumuz bunun reklamını yapıyor. Ha, yapacak tamam. Onun dışında yeni teklifler geldi mi? Yok hocam ya benim böyle şey yaptığım olmadı. Hani YouTube'la alakalı teklifler zaten çok geliyordu ama derece yaptın işte yok bizi tanıt vesaire olmuyor. Olmadı mı? Hocam ben size güzel bir şey anlatayım. Üniversitelerden oluyor. Yani tercih dönemi hocam hayatımın en iyi anlarından biri olabilir. Anlat bize harbiden kral gibi miydin? Ömer Faruk geliyor kırmızı adılarla. Hocam şöyle birkaç hatıramı anlatayım. Bunları başka bir yerde de anlatmamıştım. Şimdi hocam tercih fuarına gittim. Tamam. Kapıdaki kişi sordu. TET sıralamanız nedir dedi. Benim de 85. 85 dedim. 85 bin anladı. Tamam. Ben de dedim ki yok 85. Kadın böyle bir baktı. 85. misin dedi falan. Birini aradı. Böyle hocam 2-3 tane üniversite yetkilisi geldi. Gerçekten. Beni kendi standlarına götürmek için. Yani artık nasıl bir... Ya özür dilerim lafını keseyim. Senin tipten mi dedi 85? Bu binincidir mi dedi 85? 850 bin anlamamış. Hocam herhalde gelenlerde hiç mi yok? Ben de şey sanıyorum. Yani benim gibi birçok adam da gidiyordur. Sonuçta tercih fuarı. Yani bir şeyler görelim. İşte üniversiteleri ziyaret edelim falan. İşte... Böyle hocam 3-4 tane yetkili geldi ve fotoğrafımı çektiler hocam. Girişte, gerçekten mi? Girişte hocam fuarımıza geldi diye fotoğrafımı falan çektiler. Ben de hocam uyanıp dedim ki o fotoğrafı bana da atar mısınız demiştim maille. Neyse hocam yetkililer geldi işte bizim standımıza uğrar mısınız vesaire sizi götürsek olur mu falan. Standa gidiyorum işte üniversitemizi gezdirsek olur mu? Rektör bey sizi bekliyor, dekan bey sizi bekliyor. Hocam babalar ya da ben rektörle ben görüşemiyorum üniversitemde. Hocam açıkçası ben bayağı bir rektör beyle tanışmıştım tercih döneminde. Yani birçoğuyla çok güzel iletişimimiz de olmuştu. Yani hocam şaşırtıcı olan şuydu. Ben 2 ay öncesine kadar matematik testi çözen bir çocuğum yani. Matematik testi çözüyorum işte netleri kullanmaya çalışıyorum bir şekilde sınava hazırlanıyorum yani. Ve bunun sonucunda bu kadar büyük bir şeyle karşılaştım. Yani işte dekan beylerle tanışmak. Yani zaten çok saygı duyduğum bir şey yani üniversitelerde. Ben de onların arasında olacağım için. Ve hani hocam çeşitli yemekler yedik işte üniversiteleri gezdiriyorlar. Sorularım olduğunda direkt hani dekan beyle rektör beye soruyorum yani. Hocalara bile değil belki. Ya da tanıtım görevlisi hiç
iletişimimiz olmuyor belki. Süper hatta yıldız hocam, gibi, süperstar gibi dolaştın hocam. Hocam acayip yani. Rektörle beraber geziyoruz. İşte giderken de rektör benim arabasıyla yolluyor mesela evine. İlk defa hocam zırhlı arabaya o şekilde bindim yani. Bayağı da lüks bir arabaydı. Şimdi hocam az gördüm girişte elinde şemsiye böyle duruyordun köşede. Ne oldu? İşte hocam şimdi geçtikten sonra o kalmıyor. Orada güvenliğe şey diyordu. Behçet gelecek. O hocamız alın içeri. Böyle duruyor şemsiyesiyle. Ne oldu oğlum? Hadi rektör havası kaldı. İşte hocam 15 gün önemli. 15 gün üniversiteler için önemli. Sonra işte hocam tercihimizi yaptık. Bayağı üniversiteye gezmiştim. Bayağı da keyifliydi ya o dönemde. Sırf onun keyfine gezer hocam insan. Rektörle görüşüyorsun. Tabii hocam, yani, tatlını falan veriyorlar. Yemeğini sunuyorlar. Evet, iki ay falan sen yemekleri bedavaya getirmişsindir hocam. Hocam işte tercih dönemi ne kadarsa bayağı güzel geçirmiştik orada. Her şey bedava. Tabii şimdi Ömer Faruk'un böyle mütevazı falan durduğu bir yönü var. Bir de diğer yönünü söyleyeyim. Geliyorsunuz mesela tost diyeceksiniz. Hocam bir tost ısmarla. Hocam şu şeyini bana verir misin tripodunu? Hocam mikrofon ikiliymiş bana bırakır mısınız? Böyle de bir şey öğrenmiş. Ben anlamadım bunları. Hocam şöyle mikrofonunuzu gerçekten beğendim. İkiliymiş mikrofon. Ama hocam onun dışında yok ya. Ben aslında ısmarlamaya çalıştım da hocamız da tabii ki ben hocayım sen öğrencisin dedi. Ağırlığını koydu ısmarladı. Allah'tan ucuzmuş da güzel oldu hocam. Yine şimdi herkes zaten anlamıştır. Mütevazı bir adamsın da ben bazı şeyleri açık açık söylemek istiyorum ve bunların bazen cevap vermenin zor olduğunu da tahmin ediyorum. Çünkü yani adama zeki zeki diyoruz. Bir yanda antipati uyandırabilir. Ama hani bunları açık açık konuşmayı diyorum. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu bir genetik bir kısmı var. Şimdi senin sülalendeki kardeşin var değil mi? Evet. Küçük kardeşim, büyük abim var. Onlarda da sence bir farklılık var mı? Hocam şimdi şöyle, aslında aileyle kıyasladığımızda benim babam makine mühendisi. Hani o da biraz dikkat çekiyormuş ve hani okumuş, köyden itibaren okumuş. Köyden çıkmış. Evet şey. Yani köydeyken evet. İşte okuması için yollamışlar yani. Hocam onun dışında abimle ben biraz farklıyız. Abim daha farklı bir kariyere sahip. Yani o üniversite vesaire okumadı. O daha çok sözleşmeli asker oldu ve hani biraz farklı daha bir şey farklı bir görev alıyor aslında. Kardeşimse hocam biraz daha akıllı. Yani nasıl denir? O da benim gibi olduğunu düşünüyorum. Yani böyle öğrenme heyecanlı, meraklı vesaire. Öyle olduğunu düşünüyorum hocam. Ama genetik sülale anlamında olur mu bilmiyorum. Ama hani kardeşimle ben benziyoruz bence. Ya ben belki yanılıyor olabilirim mutlaka hani. Bir de yetişmeyle, fırsatlarla falan çok fazla şey oluyor. Hani değişimler olabiliyor bu her zaman mümkün. Ama ben bizim sülaleye bakıyorum. Ben bizim sülaledeki en başarısız adamım bu arada. Bizim sülalede yani Harvard'a gidenler var. Bir üç kardeş var zaten hocam. Biri Hacettepe tıbbı kazandı dereceyle. Biri Boğaziçi Matematik Mühendisliğine girdi. Sonra ertesi yıl tekrar sınava girdi. Puanı düşüyor biliyorsun ki. Puan düşmesine rağmen yine Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birini kazandı falan. Yani adamlar çok hızlı kavradıklarını görüyorum. Dolayısıyla bizim sülaleye ben baktığımdan şeyi görüyorum. Bana vurmamış. Yani anladın mı? Vurmayacağım hocam ya abi. Bazen kısmet bu işler. Diğerlerine bakıyorum abi. Ya çatır çatır ilerliyor. İlginç yani. Bazılarının bir de pratik zekası da var. Hani burada bir tane abim vardır hiç unutmam. Çok zeki. Böyle milliyetin böyle ödüllerini falan kazanmıştı bir ara. Böyle okudu. En iyi yerlerde okudu. Çift anadallar yaptı. Yurt dışına gitti geldi. Sonra da hiçbir şey yapmamaya başladı. Bir gün dedim ki abim sen bu kadar zekisin. Niye şey yapıyorsun falan dedim. Şey dedi. Bak Behçet dedi. Ben o kadar iyi yerlerde okudum. Şimdi yatıyorum. Kimse bana işsiz demiyor dedi. Ama sen dedi böyle yatarsan da sana işsiz derler dedi. Ben zekamı bunun için kullandım dedi. Hakikaten bir yere kadar getirdi. Yatıyordu yani. Arada kodlama modlama yapmış. Onlardan para götürüyordu. Kimse de işsiz demiyor hakikaten. Hocam aşırı zeki insanlarda bu var bence biraz daha. Hızlı yoldan nasıl diyeyim? Tembellik demeyeyim ama kısa yoldan ulaşma. Yani o zekayı kısa yoldan ulaşmak için. Ben de hocam ben çok daha zeki insanlarla tanıştım aslında. Ben kendimi o kadar aşırı zeki görmüyorum. Yani tabii. Orta üstü görüyorum. Evet yani bunu dürüstçe söyleyeyim. Ama çok aşırı aşırı da görmüyorum. Öyle arkadaşlarımız vardı mesela. Onlar da hızlıca nasıl yaparız? Çok pratik çözümler bularaktan kullanıyorlardı. Belki de ben onu yapamadığım için bu kadar çalışmaya vermiş de olabilirim kendimi. Ve hani hocam işin sonunda çevremizde oluyor ya. Benim ya, ama ailede o kadar yok. Ya bir şey de açık konuşmak gerekiyor. Yani şimdi her şey dürüst dürüst konuşuyor. Bir dahi dediğimiz seviye var. Ömer Faruk onlardan değil. Bir de yüksek zeka dediğimiz insanlar var. Çünkü ben dahilerin bir kısmını görme şansına sahip oldum dediğim gibi. Çok başka bir dünyaları var. Yüksek zekalarda da fark ediyorsun hocam. Çok başka bir dünyaları olduğunu. Yani hani bakış açıları farklı. Evet. Bir şey söyleyince hızlı bir şekilde kavruyorlar. Buradan bir soruya daha gelmek istiyorum. Şunu hissettiğin oluyor muydu arada? Hani bir sınıftasın. Bir şeyler öğretiliyor ve hani sen şey düşünüyor musun ya nasıl anlamıyorlar bunu aslında kolay bir şeymiş gibi hissettiğin ya da hani ders sırasında ya hadi ilerleyelim diye sıkıldığından çok fazla oldu mu senin hayatında? Hocam aslında bu dersten derse değişir. Mesela ben matematikte bazen bunu yaşıyordum. Yani öyle çok hani keşke hızlansak vesaire gibisinden değil de mesela arkadaşın takıldığı noktayı ben hocanın zaten açıkladığını düşünüyordum. Yani mesela oradan çıkabilir diye düşünüyordum. Ya da sordukları sorularda bazen böyle şeyler olduğunu fark ediyordum. Ama mesela hocam fizikte tam tersi yani ben
hoca fizikte anlattığında tam anlamıyordum. Yani şeyle alakalı değil. Hocanın anlatımıyla alakalı değil kesinlikle. Yani aynı yanındaki arkadaşlar anlayabiliyor. Ben hocam tam oturtamıyordum. Hatta o yüzden derste fizikte böyle çok soru çözmekten biraz daha çekinirim özellikle son sınıflarda. Hmm. Çünkü ben ilk dinleyişte anlamıyorum mesela fiziği. Yani eve gideceğim, onu birkaç kere kitaptan falan çalışacağım. Belki bir videosunu izleyeceğim. Ancak o şekilde anlıyordum. Bilmiyorum bu fizikle mi alakalıydı ama mesela Türkçede de aynı problemi yaşıyordum. Yani Türkçede hoca anlatıyor, bana hiçbir mantığı yokmuş gibi geliyor. Belki de mantığı olmayabilir hala. Doğa bak bilinç daha yiyeceksin. Hala hocam Türkçecilerin yani o mantığını tam kavrayamıyorum mesela. Anladım. Ya kısaca dersten derse değişiyor hocam ama mesela biyolojide ve matematikte ben şey daha çok ilk seferde anlayabildiğimi düşünüyorum. Ama hız anlamında değil hocam ya. Yani burada hızın ben çok önemli olmadığını düşünüyorum. Yani anlama hızından ziyade tam oturabiliyor mu? Ona dikkat ediyorum. Tam kavrayabiliyor musun her detayıyla? Yani bence ya zaten aynı dersi izleyen 3-4 kişi arasında şey farkı vardır. Aynı sürede izleseler bile birinin oturttuğu atıyorum %80 oturtmuştur, diğeri %40 oturtmuştur gibi düşünüyorum. Burada iki şeye güzel değindim bence. Bir tanesi şeydi, hani zekada hani bir şey olunca her şey mükemmel başarabiliyordu. Belli özelliklerin belli ki iyi. Evet. Yani sen de o güçlü yönlerin de ön plana çıkmaya çalışıyorsun. Aslında evet. Bu çok güzeldi. Kiminin de hani belki o matematik, biyoloji de ama duygusal zekası iyi olabilir. Herkesin bir zekada diğerlerine göre bir fazlalığı vardır. Oraları kullanmak bence çok önemli. Hocam mesela ben Türkçe yani çalışmamın özellikle sınava hazırlık kısmından bahsedeyim. Çalışmamın yarısını Türkçe'ye verdim. Yani yarısında o Türkçe paragraflarında yazarın ne demek istediğini anlamaya verdim diyebilirim. Yani kimisi de bunu aynısını matematiğe veriyor. Evet. Türkçesi çok iyi oluyor. Kimisi işte matematikte diyor ki ya hani olmuyor yani. Bu 10 dakika uğraşıyorum gene olmuyor vesaire diyor. Aynısını ben Türkçe'de yaşıyordum yani. Ya bir de burada şeye de değineceğim. O hani hız önemli değil dedin ya. Bu çok zeki diye anlattığım bizim diğer akrabalarından bir tanesi şeydi. Matematikte mesela formülleri ezberlemezdi. Sınavda formülü tekrar kendisi mantıkla kurar bulurdu. Tabi o zaman ÖSYM'ydi sınav. Birazcık daha fazla vakit vardı. Şimdi birazcık hız daha ön plana çıktı galiba. Evet maalesef. Ama o dönem hatırlıyorum. Mesela çok şaşırmıştım. Ya ezberlemiyordu kesinlikle o şeyleri, formülleri. Her seferinde tekrardan o formülü kendi kafasıyla bulup çözümüne gidiyordu. Çok şaşırmıştım. Şimdi de senle son bir şey yapsak mı? Hani böyle bir neden sen ezberin güçlü. Ezber evet. Şeyini yapalım mı biz seninle şöyle kısa bir. Sen çarpı tablosunu ezbere biliyor musundur? Mesela 7 kere 8 desem löp diye söyleyebiliyor musun? 56. 9 kere 9? 81. 6 kere 6 onu ben de biliyorum. 36. Hocam bir de bir basit yeri sorayım. Bir daha bak. Burada heyecanlandım şu anda. Vardır test olmuyordu be. 13 kere 75. 975. 975 kere 75, 73.125 Ömer Faruk. Sen neden dünya şampiyonu oldun biliyor musun? Neden hocam? Çünkü ben katılmadım o yarışmaya. Ben katılsam sen ikinciydin. Buradan da evet sevgili seyircilerime kamuoyuna sesleniyorum. Havak efekti. İşte gerçekler bunlar arkadaşlar. Evet teşekkürler. Kamuoyu da gerçekleri gördü. Görüşmek üzere. Ömer Faruk da bu arada gerçekten kanalı çok güzel. Oraya da bence bir bakın. Ayrıca çok da düzgün mütevazi bir arkadaşımız. Ben güzel çok teşekkür ederim hocam ya. Böyle güzel bir sohbete dahil olmuş olduk. Kırmadınız geldiniz. Çok güzel oldu yani. Yok kırmanız gelmez demeyeyim. O karışık. Kırmadı sen geldin diye. Hocam tekrardan ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle hem sizle tanışmış oldum. Ben de sizin kanalınızı hocam bayağıdır takip ediyorum. Çok yani sevdiğim ya. Kanallardan biri. Hem büyüme hızınız da çok güzel hocam. O tecrübelerinizi de dinlemek isterim. Güzel yani YouTube'da böyle çalışmalar yapan kişilerle tanışmak benim için çok anlamlı. Çok güzel bir şey. Bu sohbet de o kadar güzel oldu. Çok sağ ol. Bitirmeden bir kere daha sormak istiyorum. Buyurun. 975 kere 75'i ben bilip sen bilemeyince üzüldün mü Ömer Faruk? Yok hocam ya hiç üzülmedim. Üzüldüm dersen öyle bitireceğim. Üzüldüm hocam çok üzüldüm. Zekanız yani. Karşısında i̇lk eğiliyorum. Bu kadar aciz hissetmemiştim hocam karşınızda. Ne yapalım? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.